Ne gerek vardı? Ha? Bana bak Ada. Bunca soytarılığa ne gerek vardı Ada? Ben bilerek yapmadım. Seni üzmek için yapmadım Bora. Sen isteyerek yapmadın öyle mi? Sen benim arkamdan iş çevirmişsin Ada. Hatta arkamdan bile değil. Gözümün içine baka baka iş çevirmişsin. Tuğçe zorladı beni. Tuğçe zorladı ve sen de yaptın öyle mi? Bana bunun nedenini söyle. Bana mantıklı bir neden söyle Ada. Bora. Bora ben sadece... Sen sadece git Ada. Sen sadece git. Evimden de, hayatımdan da, şirketimden de, benim olan, bana ait olan her şeyden git Ada. Uzaklaş. Git buradan. Git buradan. Yasemin abla. Hı. Nasıl gidiyor evrenle? Üf, bir şey gitti yok ya. Hani yani gitmemizi de istemiyor hani. Onu da anlamış değilim. Hani böyle harita diyor, marita diyor, gezegenler diyor. Yok onun diyor açısı diyor, onunla diyor çarpışmış diyor. O diyor rotara girmiş diyor. Yani bir şeyler diyor ama onu da anlamıyorum. Ama yani sonuçta bu da bir şey demektir değil Tabii mi? Canım bu da bir şeydir de. Teyze. Kız ne oldu ne bir surat? Teyze hadi yürü gidiyoruz. Bir dakika ya ne oluyor sen ağladın mı? Teyze gidiyoruz dedim. Kız tamam gidelim. Aa ne oluyor Ada ne oluyor? Bir anlatsana. Yasemin abla ne diyor bu ya? Kız abla bir söylesene ne oldu? Kızım bir ne olduğunu söyle. Kız, ya Yasemin abla bir şey desene. Yasemin abla şimdi gidiyor yine. Ada aa bir dur kızım ne oluyor? Ada. Ada. Kızım bir dursana. Aa. Hadi başını git. Ya Ada. Ada bir durur musun? Çatlayacağım şimdi. Ne oluyor? Bir anlat ya. Olan biten bir şey yok. Duydunuz mu beni? Bora beni istemiyor. Ne burada ne de hayatında. Bir dakika. Nereden çıktı şimdi? Bir sakin anlat. Tuğçe. Ha? Ah tamam şimdi oldu. Zaten bu isim gelmese biz bir eksik kalırız. Ne oldu? Tuğçe ideal kadını anlattı. Ne? Bir dakika. Her şeyi mi anlattı? Her şeyi. Telefon kaydını da. Eyvah. Eyvah yok. Eyvah falan yok tamam mı? Duydunuz mu beni? Eyvah falan yok. Benim kimseye pabuç bırak ve niyetim yok bundan sonra. Ben ne Bora'yı ne de burayı ona bırakmam. Göreceksiniz siz. Kızım tamam da ne yapacaksın? Kuzen, ne oldu şu gizemli ideal kadınla tanıştın mı? Sen? Ne oldu? Ne bu suratın hali? Ne oldu ya? Tanıştım Ali. Tanıştım. İdeal kadınla da tanıştım. Ada'yla da Ada'nın gerçek yüzüyle de tanıştım. Tuğçe'yle de tanıştım. Ne yazık ki tanıştım. Allah kahretsin keşke tanımasaydım. Kuzen ne oluyor ya? Ha? Oğlum ben öyle bir oyunun içine düşmüşüm ki. Ben öyle bir oyunun içine düşmüşüm ki bu kadar kandırılmayı yediremiyorum kendim hali. Yediremiyorum oğlum. Kuzen bir sakin ol. Ne kandırılması? Ne oluyor? Kim kandırdı seni? Ada. Ne? Ada kandırmış. Alo Berman teyzeciğim. Sana çok ama çok güzel bir haberim var. Bil bakalım ne oldu? Ay Tuğçe, güzel bir haber vereceksen konuş. Yoksa sonsuza kadar sus lütfen. Bora adayı kovdu. Hem de öyle böyle bir kovmak değil. İşimden de hayatımdan da uzak dur dedi. Ciddi misin sen? Berman teyzeciğim aşk olsun. Yani böyle bir konuda şaka yapılır mı artık? Aman ne bileyim. Son zamanlarda olup bitenler öyle kötü bir şaka gibi ki. Bilemedim. Peki
Nasıl oldu? Üzümü niye bağını sorma Belma teyzeciğim. Ama şunu bil ki ada defteri sonsuza kadar kapandı. E hadi inşallah. Tamam. Uğrarım ben o zaman bir ara. Tamam canım, uğra. Ay Tuğçe, sen bana o kadar güzel bir haber verdin ki bugünü bayram ilan ediyorum. Öpüyorum çok. Bay bay. Bay. Bundan sonra yeni bir defter açılacak. Bil bakalım o defterin başrolü kim? Ada, nereye gidiyoruz? Kız ne oldu söylesene. Yürü teyze, yürü, gidiyoruz, yürü. Kız ama... Teyze dur. Bak bakayım sen bana, bak. Ne oluyor ya? Tuğçe'yi alana ilk aşkı benim dedekle geçti eline ha. Söyle. Ada, ben bir şey söylemedim. Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Tuğçe sadece parçaları birleştirdi. Gerçekten. Bırak şimdi, ben söylemedim de o buldu ayaklarını bana. Bırak. Sen yakında evli olduğumuzu da söylersin. Ada, ben neden böyle bir şey yapayım? Neden yapayım böyle yapma bir şey? Yapma da zaten. Yapma da. Tuğçe beni ilk aşkımın sen olduğunu buraya söylemekle tehdit etti, biliyor musun? Kadın bildiği her şeyi patlatmaya yemin etmiş sanki. Ne? Ne diyorsun ya? Eğer Bora bunu öğrenirse benden çok senin başın yanar. Sen en iyisi Tuğçe'yi durdur. Tabii durdurabilirse. Hadi bakalım. Çek içini karşımdan, yıkıl. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Bir dakika. Bora adayı gerçekten kovdu mu? Nasıl ya? İşte buna gerçekten üzüldüm. Ay ne oluyor Evren? Daha düne kadar 27 üstte bahis oynuyordun. Ne oldu da birden aday için üzülmeye başladın? Ay yoksa sen de mi ona aşık oldun? Ne kızmış arkadaş ya. Ama bir dakika, şimdi gerçekten abartmaya başladın. Ben mi abartıyorum? Abartan birisi varsa o da sensin, ama bunun hiç keyfimi kaçırmasına izin veremeyeceğim şu an. Anladın mı? Ada out, Tuğçe in artık, okey? Okey. İyi tamam, hadi. Vam ya. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya güzel giden şeyi berbat mı etmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor be? Herkes bir azarlama modunda. İlk aşk meselesini diyorum. Neden söyledim? Ben sana ne dedim? Birincisi Bora'ya deyip adaya söyledim. İkincisi sen bana ben sana ne dedim diye başlayan bir cümle falan kuramazsın. Aa, öyle mi? Öyle mi kurarım ki? Bu gücü de nereden aldığımı sen çok iyi biliyorsun. Söylememe gerek var mı? Rüzgar. Efendim? Sen beni çok hafife alıyorsun. Anladın mı? Sabrımı zorlama, tamam mı? Zorlarsam ne olur? Peki. Ne olur yani? Canımı sıkarsan canını sıkarım. Biz ortağız ya hani. O yüzden istersen birbirimize sopa sallamak yerine... Evet evet haklısın. Birbirimize sopa sallamak yerine daha akıllıca davranmalıyız. Aynı taraftayız çünkü. Ama sana şunu söyleyeyim. Eğer Bora benim adanın ilk aşkı olduğumu öğrenirse seni patlatırım. Bir saniye düşünmem. Hiç acımam. Bak. Ada ya. Aa. Sen burada mıydın hala ya? Ben ada gidince tortuları kalmaz diye düşünmüştüm. Tuğçe'cim, biraz laflarımızı seçerek mi konuşsak acaba? Otur hayatım. Seçerek konuşalım. Ay affedersin Ali'cim ama bunlara karşı biraz dikkatli olmak lazım. Yani belli mi olur, belki Selin'in de bazı... Şimdi bak, lafları dedim biraz önce, dedim ya seçerek konuşalım diye. Duymadın sanırım, duymamış olabilir. Bu kulakla bu beyin arasındaki bağlantı da apse olmuş olabilir. Orada idrak yolu iltihabı olmuş olabilir ki gargarayla geçer. Çözümü de kolay ve basittir. Gargara hık yapıp tükürerek atabiliriz ağzımızdaki o pisliği. Tamam, şaka yaptım. Bir şey değil. Gargaraya gerek yok. Şaka yaptım. Aşkım, adadan haber var mı? Arıyorum, meşgule atıyor. Ya aşkım, Tuğçe'ye hak verdiğimden değil de yani benim artık burada ne işim var, ada da yok. Hayatım, saçmalama. Senin yerin burası, tamam? Hadi bir kahve içelim. Ben yapayım kahveleri. Ha? Tamam. Aşkım, bol köpüklü. Tamam. Bir şey ister misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Melisa çayı falan iyi gelir belki. Biliyorum adaya kızgınsın, öfkelisin. Haklısın da.
Yani senin onca iyi niyetine, özverine, haddinden fazla onu tolere edişine karşı böyle karşılık vermesi... Belki biraz... Çek ellerini üzerimden. Efendim? Ellerini üzerinden çek dedim Tuğçe. Bora ben, sen gerginsin belki biraz... Evet ben öfkeliyim Tuğçe. Evet ben gerginim. Adanın yaptıklarına öfkeliyim. Ama Ada bir bedel ödedi. Ada işini kaybetti. Eğer çok sevdiği şey iş ise onu kaybetti. Peki sen Tuğçe? Sen ödedin mi? Pardon? Anlamadım. Anlatayım ben sana. Anlatayım. Daha dün işe gelen bir kadına, bir çalışana ajanım ol dedin. Ona zorla bir şeyler yaptırdın, arkamdan işler çevirdin. Sen bir bedel ödedin mi Tuğçe? Bu ne demek şimdi? Sen gerçekten benim Ada'ya ajanım ol diyebileceğime inanıyor musun? Ada neden yaptı Tuğçe? Ada bana böyle bir şeyi neden yaptı Tuğçe? Daha seni de tanımıyordu, beni de tanımıyordu. Daha işe yeni gelen bir çalışan. Neden seninle beni birleştirmeye çalışsın Tuğçe? Neden? Seninle ilgili hiçbir şey bilmeden neden böyle bir şey yapmaya kalkışsın? Bana bir cevap ver Tuğçe. Ada neden böyle bir şey yaptı? Bunun sebebini senden duymak istiyorum. Hemen. Çünkü... Çünkü ne? Eğer Bora benim Ada'nın ilk aşık olduğumu öğrenirse seni patlatırım. Bir saniye düşünmem. Hiç acımam. Senden bir cevap bekliyorum Tuğçe. Ada böyle bir şey neden yaptı? Söyle. Tamam, tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Ada'dan bunu istedim. Neden bunu istediğimi sana açık yüreklilikle kaç kere söylemem lazım? Kaç kere seni seviyorum demem lazım? Hep sevdim ben seni. Bu da benim büyük sırrım. Bir şey söylemeyecek misin? İşim var. Çıkabilirsin. Doğuca, yani sen bunun için mi Ada'yı yanında tutuyordun? Bora ile senin aranı yapsın diye Ada'yı yanında tuttun, öyle mi? Ah, biliyor musun? Sen başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Gerçekten. Beni kandırdı diyorum Belma teyze. Ay, hala kandırdı diyorsun. Ay. Neyse, başka bir şey oldu mu? Ne oldu? Oldu. Bora'ya onu sevdiğimi söyledim. Bora ne dedi? Hiçbir şey. Hiçbir şey demedi Belma teyze. Kendimi aptal durumuna düşürdüm. Bu saatten sonra Bora benimle arkadaş da olmaz. Tamamen kaybediyorum onu. Belma teyze, bana yardım edebilecek bir tek sen varsın. Kim? Ben mi? Aa. Bora hiç kimseyi özel hayatına karıştırtmaz. Hele beni, annesini hiç karıştırtmaz. Sen bunu biliyorsun değil mi? Tuğçe, en azından bunu biliyorum de. Biliyorum, biliyorum. Ama Belma teyze... Benim gidecek başka bir kapım kalmadı. Evet. Tamam canım. Ne yapalım biliyor musun? Sen kalk git. Hani Bora aşağı inip seni burada görmesin değil mi? Ama ben de bir şeyler düşüneyim neler yapabilirim acaba diye. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Maşallah güzel kız aslında. Ama işte Tuğçe. Oğlumu hemen evlendirmek zorunda olmasam seni şu evin kapısının önünden bile geçirmem Tuğçe. Ada üzme kendini ne olur, bak ben seni böyle görünce çok üzülüyorum. Yok yok teyze. İyiyim ben, iyiyim. Bir şey yok. Benim sadece sinirlerim bozuldu. Ama ben bunu Tuğçe'nin yanına bırakmam. Burnundan fitil fitil getireceğim. Boş ver ya. Bırak uğraşma şunlarla. Allah'ından bulsun. Hem
böylesi belki senin için daha hayırlıdır. Ha? Teyze, ha? Ben seni burada bıraksam olur mu? Kız niye eve gitmiyor muyuz? Yok yok yok, ben biriyle buluşacağım. Kiminle buluşacaksın? Teyze anlatırım sonra. Sen teyzeme, enişteme işten ayrıldığımı söyleme, tamam mı? Hayır, ne yapmaya çalışıyorsun? Bir anlasam. Anlatacağım teyze, anlatacağım diyorum sana. Hadi söz ver bana, söylemek yok, tamam mı? Tamam. Hadi burada duruyorum şimdi. Bak, başını belaya sokmayacaksın, canını sıkacak bir şey yapmayacaksın. Söz ver bana. Söz teyze. Başkasının canını çok fena sıkacağım ama. Kızın ama şimdi böyle söyleyince benim içim rahatlamıyor ki. Hadi teyze, tamam. Akşam görüşürüz. Söz ver bana. Hı. Hadi. Alo. Efendim Evren. Sorma, sorma. Zafer amca. Ada kızım. Merhaba yavrum, nasılsın? Hoş geldin Zafer amca. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geç otur. Sesin çok bir tuhaf geliyordu. Merak ettim, bir şey de söylemedin. Vallahi yüreğim ağzımda buraya geldim. Hayırdır? Zafer amcacığım, seni böyle apar topar çağırdığım için çok özür dilerim. Ama yardımımıza ihtiyacım var. Tabii tabii, bilsem nasıl yardım edeceğimi, seve seve. Nedir mesele? Bora beni işten kovdu. Nasıl olur? Seni istemeye geldiğimiz gün, yani sana evlenme teklif ettiği gün kovmadı da şimdi mi kovdu? Ne oldu peki? Uzun uzadıya anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum Zafer amca. Tuğçe desem yeterli olur mu? Ah, evet evet, yeter yeter. Tuğçe deyince anladım. Ah Tuğçe, ah. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim? Beni işe geri döndürebilir misiniz? Bu iş benim için çok önemli Zafer amca. Her şeyden önemli. Yaparsınız değil mi? Vallahi adacığım, bu çok zor. Nasıl yapacağım bilemiyorum. Çünkü Bora işine karışılmasını hiç sevmez, hoşlanmaz bundan. Nasıl yardımcı olacağım bilemiyorum. Hatta o video meselesinde bile yardımcı olayım dedim de kabul etmedi. Nasıl yardım edebilirim acaba? Zafer amcacığım, sizi zor duruma soktuğumun farkındayım. Ama yaparsanız bir tek siz yaparsınız. Sizden başka çalacak kapım yok benim. Buracığım, sen adayı işten mi kovdun? Ben sana bu soruyu sormaktan bıktım baba ama sen nereden biliyorsun? Nereden bildiğimin hiç önemi yok. Sen soruma cevap ver. Kovdun mu? Kovduysa kovmuş. Vardır bir bildiği. Ben bacım çok rica ediyorum. Ben Bora'ya bir şey sordum. Lütfen o cevaplasın. Zafer'cim, izin verirsen Bora'da kendi iş yerinde kimi kovacağına, kimi işe alacağına kendisi karar versin. Doğru duymuşsun baba. Adayı kovdum. Niye kovdun peki? Söylemek zorunda mıyım? Yok hayır, zorunda değilsin ama merak ediyorum. İşin mi kötü yaptığı, bir şey mi oldu, bir uygunsuz davranışı mı var? Neden kovdun? Zafer, çocuk konuşmak istemiyor. Niye zorluyorsun? Ben ama çok rica ediyorum. Ben Bora'ya bir şey sordum. Eğer araya girmezsen o cevaplasın. Ah, ne biçim laf o, öyle araya girmek falan. Aşk olsun yani Zafer. Benim kararlarıma karışmayı bırakın, size bin defa söyledim. İş hayatıma da özel hayatıma da karışmayın. Alayı kovdum, evet. Bu benim son kararım. Doğru ya da yanlış fark etmez. Teşekkür ederim. Yani iki lokma bir şey yiyecektim. Yine boğazıma değsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Bak duydun işte. Çocuk iki lokma bir şey yiyecekti, boğazına dizildi. Sen dizdin. Dizdin boğazına, dizdin çocuğu. Ben maçım, Bora'nın fikirlerine saygı duyduğun için değil, sırf adaya sinir olduğun için böyle yapıyorsun. Ama bak inan ki Bora da bunu böyle anlıyor. Hiç merak etme sen. Ve şu anda beni oğlumun işlerine burnunu sokan, aldığı kararlara karışan despot bir baba durumuna soktun. Bravo. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hı-hı. Ada, Selin, hadi kızlar. Yasemin nerede? Ay bizim Bursa'dan Nebahat abla vardı ya. Benli Nebahat. Heh o. Ay kızı üniversiteyi kazanmış, ille gelin diye tutturdular. Ay gitmesek ayıp olacak şimdi.
Adayı da yalnız bırakmak istemiyorum. Yasemin'i yolladım ben de. Çok iyi yapmışsın, çok. Hı. Bir tane atıyorum ben. Çok yedim bugün, çok. Rüzgar oğlum, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. İyi akşamlar. Ay, tam da yemeğin üstüne geldin. Kaynana seviyormuş. Ay, rahmetli ablam olsa çok severdi seni. Eminim ben de onu çok severdim. Mekanı cennet olsun. Amin, amin. Dikildin kaldın öyle, dur ben sana terlik vereyim. Al oğlum, al. Teşekkür ederim. Şöyle koyalım. Ada! Ne işin var senin burada? Ben şirkette olanlardan dolayı... Ne oldu şirkette? Madem yemeğe geldin, öyle bedava yemek yok. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Gel mutfağa bize yardım et, hadi gel. Oldu bu iş, oldu. Allah'ım yarabbim ya. Bana bak, teyzemle işten ayrıldığımı bilmiyorlar. Ayrılmadın zaten, kovuldun. Rüzgar, canımı daha fazla sıkamazsın diyorum ama sen her seferinde çıtayı arşa çıkarıyorsun be gülüm. Gülüm mü? Ya bu ne biçim bir ağız, ne biçim bir konuşma şekli? Yani yakışıyor mu senin gibi bir kadına? Bana bak, gün sayıyoruz, farkındasın değil mi? Boşanma tarihi gelene kadar gün sayıyoruz. Şimdi gir içeri, ye o beleş yemeğini, sonra da git, tamam mı? İstersen seni işe geri alırım. Öyle mi? Hı-hı. Peki böyle bir şeyi neden yapacaksın, çok merak ediyorum. Daha doğrusu bunu nasıl yapacaksın, onu daha çok merak ettim şu an. Bora ile aranızda bir şey yok. Bu saatten sonra olacağını da sanmıyorum. Hı. Benim için de bir sıkıntı yok. Nasıl olacağı da bana kalsın. Peki Tuğçe kanki Toş'un bu işe ne der? O benim sözümden çıkamaz. Çıkamaz ha? Hı hı. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama yakında çıkar kokusu. Neyse. Benim için madem bir şey yapmak istiyorsun, o zaman yapman istediğin bir şey var Rüzgar. Seve seve. Hani eğer yapabileceğim bir şeyse. Tabii tabii, yapabileceğim bir şey. Çok basit bir şey, çok kolay bir şey. Ne? Benden uzak, Allah'a yakın ol Rüzgar, tamam mı? Şimdi o pis sırıtmanın yüzüne yerleştir. Gir içeri yemeğini zıkkından, sonra da git. Hadi kalk. Kalk git. Şimdi oğlum sen söyle. Yani ben söyleyince pek etkili olmuyor galiba. Bunca olaydan sonra Ada'nın o şirkette çalışması normal mi sence? Yani tabii pek değil ama... Yani? Bu kararı Ada'nın alması daha sağlıklı olacaktır. Endişe edilecek bir şey ben görmüyorum. Sonuçta hepimiz yetişkin insanlarız. Sen de öyle düşünüyorsun ha? Ben geri kafalı kaldım herhalde. Yani anlayamıyorum ben bu işleri hiç. Aa, olur mu öyle şey? Nane şekerim benim. Şimdi böyle konularda kararı gençlere bırakmak lazım bazen, değil mi? İçim hiç sinmiyor ama neyse, artık bırakalım, yapacak bir şey yok. Nergis teyzem, ben de yanındayım ya, merak edecek bir şey yok. Evet, ben de oradayım. Olmaz olasıcığım. Ay, soracağım unutuyorum. Senin annenler Arnavutluk'taydı değil mi? Evet. Onu konuşmuştuk. Hiç gelmiyorlar mı? Yani özlemiyorlar mı oğullarını, değil mi ama? Böyle oğlun olsa sen özler misin? Ne dedin? Dedim teyzoşum. Onlar yoğunlar, gelemiyorlar. Ama Rüzgar en kısa vakitte onların yanına gidecek. Anasının babasının yanına gidecek, Arnavutluğa gidecek en yakın zamanda. İnşallah Allah'ın izniyle kavuşmaca. İnşallah. Şu annenin bir telefonunu versen bakayım bana. Ben bir konuşayım onunla. Neydi adı? Leyla. Leyla. Hı hı. Teyzoşum, sen ne konuşacaksın Rüzgar'ın annesiyle? Pırasalı börek tarifi alacağım belki. Güzel olur, al. Kanka, işler fena karışıyor. Sorma, sorma. Söyle. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi bizim oralarda yayla zamanı. Yani bizimkiler yaylaya çıkmıştır. Orada da biliyorsunuz dağ tepe falan telefon pek çekmez. Oh, ne güzel. Ben sizin numaranızı anneme mesaj atayım. O gördüğünde zaten döner. Mutlaka döner. Olur. Olur, öyle ben, yapalım. Ben hemen atayım hatta. Tamam, hemen at. Hemen at. Hı.
Enginar'dan kimse almamış ama. Ben yiyorum. Nargis teyze, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tuğçe çıldırıyordu şimdi mutluluktan. Doğruyu söyle bak, bir şey dedi mi arkamdan? Aman yok, be ne diyecek. Saçma sapan bir iki konuşmaya kalktı. Öyle ağzının payını verdi, sustu. Oh, helal olsun Ali'ye, helal olsun. İyi yapmış. Kanka, benim içim hiç rahat değil yine de. Ya kızım sen şirkette yoksun, benim orada ne işim var ya? Ay saçmalama Selin. Şunu söyleyip durma artık. Orası senin iş yerin, tamam mı? Sen gitmek istesen Ali seni bırakmaz. Kaç defa söyleyeceğim sana bunu? Hem sen merak etme. Ben de meydanı Tuğçe'ye bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Zafer amcayı aradım. Kızım bir dakika, doğru düzgün anlat şunu. Bir şeyler yapabilecek miymiş Zafer amca? Bilmiyorum. Bakacağız. Kanka bak, Bora işine karışılmasından hoşlanmayan bir adam. Sen bunu biliyorsun. Yani acaba her şey daha kötü olmadan sonlandırsan mı? Bilmiyorum Selin. Bilmiyorum. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim, benim o şirkete dönmek zorunda oldum. Onu biliyorum ben sadece. Ada, bak Bora ile Tuğçe adına mesajlaştığın, sonra telefon, sonra Rüzgar'ın ilk aşkın olduğu her şey ortaya çıkıyor ya. Eğer şirkete geri dönersen bu kadın evlilik meselesini bile öğrenir. Ada, emin misin şirkete geri dönmek istediğine? Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. İşimden başka. Sen merak etme. Tamam kankam. Dedeciğim. Ah prensesim, sen hala uyumadın mı? Uyuyordum dede. Ha, ne oldu, gel bakayım, gel, ne oldu? Ada abla artık beni sevmiyor mu? Aa, nereden çıktı öyle bir şey? Tabii ki seviyor. Aramıyor da, hiç gelmiyor da. Dayıma sordum. Ada abla bir daha gelmeyecek mi dedim. Yok gelmeyecek dedi. Başka ne dedi? Dayın yani. Ada ablamı seviyor musun dedim. Ne dedi? Üzüldü. Çok üzüldü. Ya, eşek sıpası. Aa dedi çok ayıp ama. Çok özür dilerim. İkimizin arasında kalsın, kimseye söyleme. Dede. Hı. Sana bir şey diyebilir miyim? Benim annem cennette ya. Evet orada. Beni görüyordun değil mi? Görüyor tabii. Peki ben de ablamı çok seviyorum diye üzülüyor mudur, kıskanıyor mudur? Yok yok, kıskanmıyor yok. O da çok seviniyordur. Benim kızım, biricik kızım Ada ablasını çok seviyor. Ada ablası da onu çok seviyor diye o da seviniyordur tabii. Öyle değil, değil mi? Tabii öyledir ya. Tabii, tabii. Sen bana toplantı için yazı yazdığını söyledin. Bana zorla okuttun o yazıyı. Sen bana okuttuğun yazıyı ses kaydına mı aldın Ada? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yüzüme bak. Bu hikayenin üzerine başka bir hikaye yazamazsın. Hiç boşuna uğraşma, tamam mı? Hayatımdan da, sevdiklerimden de, şirketimden de uzak duracaksın. Yalanlarını da at. Defol git hayatımdan. Seni bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Seni bir daha asla görmek istemiyorum. Defol git. Bora. Defol git dedim. Aslı bile bu kadar canımı yakmamıştı benim. O bile.
Aşk kendi seçer.